Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle nadir bulunan TikTok videolarına bakacağız. Hep soruyorsunuz bu seri neden böyle arda arda devam etmiyor diye. Çünkü TikTok'ta yararlı videolar bulmak gerçekten çok zor. O yüzden bulmuşken hemen seyredin. Hatta lafı da uzatmadan serici videoya geçelim. Ama öncesinde bana destek olmak isterseniz videoma like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Biz de serici videoya geçeriz. Bugünün ilk yararlı TikTok'u bu halı sahalarda falan böyle ortalarda beyaz şerit oluyor ya, ben onu boyuyorlar zannediyordum. Meğerse oraya beyaz yapay çim ekiyorlarmış. Alın bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Artık hayatınızın neresinde ne işinize yarar bilmiyorum ama işte onu ekiyorlarmış öyle. İzlediğiniz şey bir protez bacağın nasıl boyandığıymış. Bakın yani inşallah doğru anlamışımdır. Adam yukarıdan boyayı fıttırtıyor. Elindeki iple onu böyle aşağı doğru alıyor. Hem de çok rahatlatıcı bir görsel çıkıyor ya ortaya. Mesela boya yetersiz mi kaldı? Sık yukarıdan, iple getir aşağı doğru. Ondan sonra al sana protez bacak. Gerçi protez bacak mı onu da bilmiyorum ama protez bacak diyordu videonun başında vallahi ama. Nasıl bir protez bacak onu da anlamadım yani. Bilmiyorum, aramızda bir bilgisi olanlar varsa yazsınlar ama çok rahatladım ya. Abi diyor ki size bir şey söyleyeceğim. İnsanlar restoranlara gittiklerinde bazen hastalanıyorlar. Niye hastalanıyorlar biliyor musunuz diyor. Çünkü bu buz makinesinin içindeki suyu görüyor musunuz? Ne kadar pis. Bak siyah siyah oralar paslanmış su. Bakteri yuvası ya. Bu su içilir mi lan? İşte bunu verdikleri için insanlar orada gıda zehirlenmesi falan oluyorlarmış. Yani işte dışarıda artık bir şeyler içerken, zaten kış geldi içmezsiniz de, buzlu çok bence istemeyin ya, buzsuz isteyin. Buzdolabı iki taraftan da açılıyor. Nasıl oluyor lan o? Tamam, buradan açıldı. Diğer yerden de mi açılacak? Ana vallahi diğer yerden de açıldı lan. O solakların hayali sonunda gerçek oldu. Diğer taraftan da açılan buzdolabı oldu da onun nasıl bir menteşesi var ben onu çözemedim şu an. Kırılan yolları bu şekilde tamir ediyorlarmış. Gördüğünüz gibi birazcık böyle bir asfalt döküyorlar. Üzerinden geçiyorlar da. Bizim bu mahallede bir sürü yer kırılmış. Üstüne yama gibi böyle atmışlar. Yani arabayla geçerken sarsılıyorsun. Böyle yani. Abi keşke bir attıktan sonra düzleseydiniz. Bak orası ne kadar dümdüz oldu. De bizim buraya bak ya. Böyle sallan maktan arabayı süremiyoruz. Oraya iki tane arı koy. Belki onların konuşmalarını duyarız gibi bir şey dedi ama. Vallahi ben anlamadım ne demeye çalıştığını. Tamam, arıları aldı oraya koydu. Konuşma sesleri geliyor. Yalandır ya bu. Arılar nasıl konuşabilir ki? Bildiğim böyle falan diye sesler geliyor. Yalan lan bu. Keşke bunu 30'larımdan önce öğrenseydim. Neyi? Mikrodalgaya tam dışına doğru koyun diyor. Al al. Bizim evde mikrodalga yok ya. Ortasına koyunca kötü diyor. Biraz böyle dışına doğru koyunca iyi diyor. Ne işe yarıyor şimdi bu? Bizde mikrodalga yok. Evinde olanlar varsa bir denesinler, hani bir şey fark ediyor mu, fark etmiyor mu? Bence bu da yalan ya. Ne fark edebilir ki? Ha ortada, ha kenarda. Fast food dükkanlarında patateslerin nasıl yetiştirildiğini hep merak etmişimdir ya. Abi herkes her dakika patates yiyor. Nasıl yetiştiriyorsunuz diyordum. Meğerse böyle yetiştiriyorlarmış. Patatesi alıyorsun. Böyle pres gibi bir şey var, ona bir koyuyorsun. Patates zaten dilimlenmiş oluyor. Ondan sonra o yıkanıyor oradan böyle güzel güzel. Bakın burada da işte sudan geçiyor falan. Ben bu videoyu ilk izlediğimde adam elini yağ daldırıyor zannettim ama o su, merak etmeyin. Orada yıkanıyor, ondan sonra gidiyor güzel güzel pişiyor. Böyle yetiştiriliyormuş. Ya bunu niye düşünüyorsun diye sorarsanız, ben normal insan olduğumu düşünmüyorum zaten. Abi diyor ki genelde ateşin rengi turuncudur ama yakılan şeye göre değişir rengi. Bakalım, normalde zaten turuncu. Mesela biraz borak morak bir şeyler katıyor. Bakalım nasıl yanacak. Ana yeşil yandı lan. Çok ilginç değil mi? Yeşil yanıyor. Başka ne var? Alüminyum falan attı içine. Bu nasıl yanacak acaba? Aha, bu da mavi yanıyor. Abi nasıl olabilir? Mavi yanıyor lan. Bu ne? Kimyasalları falan yakıyor şu an. Bu ne? Bu yanmıyor ki. Abi yanmadı bu. Yak bakayım bir de. Bunun hiç rengi yok. Siyah beyaz gibi. Bu nasıl ateş lan? Siyah beyaz ateş mi olur oğlum? Sanki 1980'lerin falan videosunu izliyormuşum gibi geldi. Bu arada aramızda benim gibi her zaman kimyası bir olanlar var mı? Nedir olay? Jeep'in bunu yaptığını biliyor musun falan diyor. Bekle, neyi bekle? Jeep marka arabada. Ana, oradan suyu tutunca oradan gider mi varmış? Niye şaşırdım? Jeep araban var mı diye mi sorsanız? Yok. Ama belki aramızda bu araba markasından sahip olanlar vardır. Böyle orada bir delik varmış. Yani istediğiniz gibi suyu tutuyorsunuz, oradan çamur su akıp gidiyor. Beyin bedava. Yine belki hayatta hiç işinize yaramayabilecek bir videoyla karşınızdayım. Mango çekirdeği aslında bu değilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki lan bana ne? Ben ne bileyim abi, önüme çıktı izliyorum. Mango'nun çekirdeği aslında onun da kabuğunu soyuncaymış. Ondan sonra onu suya koyuyorsunuz.
diyorsunuz. Aa, ben o ağaç büyüdü sandım lan. Meğerse buymuş. Tamam, mango ağacı oldu güzel güzel. Oo, çok da tatlı. Ne yapayım yani şimdi, mango mu yiyeyim? Bak, küçük küçük de mangoları var falan. Yani aramızda mango dikmek isteyenler varsa işte böyle dikebilirler. Şimdi size izleteceğim videoyu çok dikkatli izleyin. Bu at nereye doğru gidiyor? Eğer ileri doğru gidiyorsa siz sol beyninizi kullanıyormuşsunuz. Eğer geri geri gidiyorsa siz sağ beyninizi kullanıyormuşsunuz. Ben geri geri gittiğini görüyorum. Bu at gayet geri geri gidiyor. Sağ beyni de biraz araştırdım. Böyle yaratıcı falan filan oluyormuş. Aynı ben yani. Kimin ne olacaktı ki başka? Bence aramızda bunun ileri gittiğini gören yoktur ya. Bu net geri gidiyor çünkü. Abla galiba bize şeyi anlatmaya çalışıyor. Bu sinemaya falan gireceğiniz zaman böyle mısır alıyorsunuz, yiyorsunuz ya. Onun yemeden önce böyle çalkalayın diyor. İçindeki patlamamışları oradan ayıklamış olursunuz diyor. Ben bu patlamamışlara gerçekten sinir oluyorum. Çünkü güzel güzel mısırını yerken bir anda patlamamış denk geliyor dişinin arasına. Nasıl acıtıyor yani, insanın dişini kırabilir bu. O yüzden bence bunu kullanmalısınız eğer dişlerinizi seviyorsanız. Sırada efsane bir nar soyma taktiği var. Vallahi kış da geldi, bir nar yenir ki of. Şu an ağzımın suları aktı ya. Bak ne kadar güzel, onu tertemiz yaptın. Böyle beşgen şeklinde kesiyorsun. Oradan kapağını çıkarıyorsun. Fıt 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 yanlardan kesiyorsun. Oh mis. O böyle karpuz gibi alacaksın, ısıracaksın onu. Şu an canım çok nar çekti, evde var mı ya nar acaba? Bulaşık makinesine koyduğunuz şey eğer oraya sığmıyorsa o rafı aşağı indirebiliyormuşsun. Sor bakayım, bizim evde bulaşık makinesi var mı? Yok. O yüzden hiç şaşırmadım. Ama kesinlikle aramızda herkesin evinde bulaşık makinesi vardır. Eğer sığmıyorsa o raf ayarlanabiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Aramızda diş teli taktıranlar varsa, o dişçi böyle size bir şey ısıttırıyor, dişinizin kalıbını alıyor ya, onun nasıl yapıldığını izliyoruz. Yani bu da ne işimize yarayacak? Gerçekten hiçbir fikrim yok ama. Yani işimize yaraması için dişçi olmamız lazım. Olamadık. Belki yarar ama işte öyle bir makine varmış. Size bir hatırlatma, mikrodalga fırınınızın odun kömürü gibi bir filtresi varmış. Onu değiştirmeniz gerekiyormuş. Dediğim gibi bizim evde mikrodalga fırın yok ama böyle bir filtresi varmış, onun değişmesi gerekiyormuş. Vallahi bir bakın yani, eğer öyle bir filtre varsa tozlu mozlu değiştirin. Ama şunu da baştan söyleyeyim, eğer mikrodalganız bozulursa sorumlusu ben değilim. Bu ne ya? Ay, bu balina spermi miymiş, neymiş? Onu yiyebilirsiniz diyor. Kumsallarda onunla karşılaştığınız zaman çok proteini vardır diyor. Yiyebilirsiniz diyor. Aman diyeyim, sakın böyle şeyler denemeyin. Abi yenir mi ya o? Ay valla midemi bulandırdın. Geç geç git lan buradan. Bu ne? Aa, ben bunu biliyorum ya, bu videoyu. Bakın, o film geçişlerini böyle yapıyorlarmış. Sanki işte orada dişlerini fırçalarken tükürdü gibi, ondan sonra bir gitti gibi bir şey oldu ya. Ben de tam olarak ne olduğunu anlamadım ama işte böyle oluyormuş yani, iki kişiyle çekiyorlarmış. Bazen satın aldığınız şeylerin kapağında böyle alüminyum bir şey oluyor ya, onu patlatmak için genelde zaten kapağın altında da bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi abla kapağın üstünü koydu, bir vurdu, oradan açtı. Bazen şey oluyor, böyle küçük küçük çentikler oluyor, onu böyle çeviriyorsunuz, o alüminyumu kesmiş oluyor. Zaten bunu da bilmeyen yoktur herhalde. Eğer aramızda migren ağrısı çekenler varsa, böyle migren piercingi denen bir şey varmış. Onu yaptırınca ağrılarınız geçiyormuş. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bir araştırın. Çünkü o migren ağrısı çok pis oluyor. Yani arkadaşlarımdan biliyorum, kafayı yedirtiyor insana. Son videomuzda abimiz bize bakkal hilesi gösterecekmiş. Bakalım nasıl bir bakkal hilesi. Çünkü abi diyor ki ben 10 senedir falan bakkalda çalışıyorum diyor. Tamam. Ekmek alacaksanız diyor, bakmanız gereken şey o paketlerin böyle ucunda bir klips gibi bir şey oluyor ya, ona bakmanız gerekiyor diyor. Abi ben onu hemen atıyorum. Yani o benim bildiğim atmak için ama aslında atmak için değilmiş. O işte tazeliğini gösteriyormuş. Sarıysa şöyle, kırmızıysa şöyle falan, çıktığı günü gösteriyormuş. Ekmeğin yapıldığı günü gösteriyormuş. Ona göre oradan seçip alabiliyormuşsunuz. Gerçi biz halk ekmek yiyoruz. Çok da işimize yaramaz ama herhalde alanlar vardır aramızda. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Nadir bulunan yararlı TikTok videolarına baktık. Ben her seferinde şaşırıyorum ya. TikTok'tan böyle güzel şeyler öğrenince ben çok acayip hissediyorum. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video gelsin diyorsanız, videoya güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.